Getir, getir. Getir. Yavaş, dikkat. Vay, vale, normal, normal. Tamam. Adam 5-10 yeter. Köy hayatını seviyorum. İnsanları samimi, içten. Köy hayatında hiçbir zorluk çekmiyorum. Çok kısa süre içerisinde köy hayatına alıştım. Bazen büyük amcalarımız ziyaretine gittiğim zaman bana şöyle söylüyorlar. Hocam seni burada evlendirelim. Sen burada kal, hiç gitme. Yani bazı velilerim bana şöyle diyor. Hocam benim 7 tane çocuğum var. 8'si sensin. Bir şeye ihtiyacın olduğu zaman her zaman gelebilirsin. Bir ihtiyacın eksiğin olursa bize söyleyebilirsin. Yani ben bu insanların bu kadar sıcakkanlı olması sayesinde burada çok mutluyum. Yani önümüzdeki yıllarda devam etmek istiyorum. Yani buraya gelen insanlarda bazen ön yargı olabiliyorlar. Bunu burada yaşayan bir insan daha iyi fark edebiliyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu. Öğrencilerimize katkı sağlıyoruz. Onun dışında köylü vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Mesela buraya köyümüze minareler diktirdik. İmza topladık. Köye gölet yapılması için çalışmalarımız oldu. Okullarımızın desteğiyle, okuldaki öğretmenleri, arkadaşlarımızın desteğiyle birçok zorluğu üstesinden aşmayı başarabildik. Yani köy hayatında kısaca mutluyum. Zorunlu hizmetim gitmesine rağmen ben ileriki süreçlerde köyümde kalmayı istiyorum. Öğrencilerimle onları eğitmeyi istiyorum. Sadece bir öğretmen olarak burada görev yap. Geri geldiği zaman tarlalarda çalışıyorum. Köylü abilerime, amcalarıma yardımda bulunuyorum. Burada traktör sürmeyi öğrendim. Köy işlerinde tarla biçmeyi öğrendim. Yani köyde hiçbir zaman insanın canı sıkılmıyor. İllaki bir sosyal faaliyetlerde bulunuyor. Şu an için tayin düşünmüyorum. Burada mutluyum. Getir, getir, getir. Yavaş, dikkat. Vay, vale, normal, normal. Tamam. Adam 5-10 yeter. Huzurum yerimde. Yani insanları iyi, samimi, içten, bana kardeşleri gibi davranıyorlar. Ve bu insanı gerçekten çok mutlu ediyor. Çocuklara da iyi bakıyor, okula da ders veriyor, derslerine de memnunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Yazında boş kaldığı zaman bize geliyor, bize yardım ediyor. Ot biçmeye yardım ediyor, buğday biçmeye yardım ediyor. Evet. Uğraşıyor yani, vaktini bizler geçiriyor. Biz de onu seviyoruz, o da bizi seviyor. Biz de istiyoruz onu gitmesini, biz de istemiyoruz. Yazın buralara gelip öğrencilerimle hem sohbet ediyorum, hem onlara koyun işlerinde, hayvan işlerinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir yandan derslerin eksik kalmaması için onlara bilgiler veriyorum. Sonra Okan Hoca köye yardımcı oluyor. Çok böyle hem maddi olsun hem manevi olsun köye yardımları dokunmuştur. Gerçekten kalıcı olsun. Onun gibi bir değer bir daha gelmez herhalde. Yani... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.